Hepinize merhaba Cuhan ailesi. Ben Kürşat. Bugün yanımda Şirin'in baş düşmanı Kızılgillerden Merve Yalçın. Evet, Çeki'nin gelini. Merhaba. Bu video öncesinde abilerime, ablalarıma dedim ki bana bir tane ekip arkadaşı lazım. Kız lazım ama erkek gibi böyle dişli bir rakip, kodumu oturtturacak tarzında bir kız lazım dedi ve bana... Sultan Gazi Sulak Topraklarından evet. Merve Yalçın'ı bulduk ve getirdik. Öncelikle geldiğin için teşekkür ederim kanka, çok sağ olasın. Rica ederim, aslan parçası. Eyvallah kral. Bir şey soracağım, gerçekten merak ettiğim bir şey. Beni arıyorsun kanka, diyorsun ki bir apartmanına gel. Olay ne? 61 kilometre yol geldim, bana anlat. Şimdi ben de söyleyeyim. Çok haklısın. Ben de 41 kilometre yol gelip Ümraniye'den Tuzla'ya geldim ben de. Aslan sana bugün bir soru soracağım. Bir adaya düşsen yanına 3 tane şey alsan ne alırsın? Seni almayacağım kesin de. Yemek, teknolojik herhangi bir alet. Tabii orada çalışır mı bilmiyorum. Ve su. Su mu? Evet. Abi gidip alıp gelir misiniz ya? Bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? Seninle beraber ıssız adaya gidiyoruz ve bir gün boyunca orada kalıyoruz. Var mısın yok musun? Ona göre bir deyip vereceğim. Bir şey söyleyeceğim. Kanka. Evet, çok ciddiyim. Peki bunu bana baştan neden söylemedin? Çok ciddiyim. Sadece sen dedim ki gelirken bir tane çantalla gel. Bu kadar. Doğru mu? Doğru. Bu kadar. İhtiyacın ne varsa 3 tane şey buralarda alıp gel. Bu kadar. He? Isıda. Onu bize ayarladı. Hiç merak etme. Sadece git al da gel. Sen de benimkileri görmeyeceksin. Git al gel. Hadi gidelim. Bir şey soracağım şimdi. Bana dürüst ol. Gerçekten böyle bir şey var mı? Var var. Abi beni ada diye bak mutfak adasının ortasına götürüp oturtursanız yemin ediyorum var hiçbirinizle bir daha konuşmam, muhatap dahi olmam, haberiniz olsun. Şimdi bende şöyle olacak olaylar, benim 3 tane veyahut da 5 tane seçim hakkım var ama ben birazcık rahatıma düşkün bir adamım. Tamamen orada keyif çıkartma yönelik takılacağım çünkü hiçbir şekilde beni rahatsız edecek bir durum yok. Zaten Merve Yalçın var. Orada herhangi bir vahşi bir hayvana karşı önlemimizi almış olacağız. Çünkü Merve Yalçın'ı orada götürüyorum. Yiyecek bir şey öncelikle. Bu arada prodüksiyonda 3 tane şey var. Ne bir var? Tane de sürpriz var. Sana 1 litrelik su, bir tane atıştırmalık ve bir kibrit. Evet. Kürşat'ı yakmam için mi? Belki ihtiyacın olur. Keyiflik eşyaları alıp oraya gideceğim. Bu kadar. Başka bir şey istemiyorum. Prodüksiyonun sana verdiklerini biliyorsun değil mi? Ne veriyor abi? 1 adet 1 litrelik su, 1 adet kibrit ve 1 tane paketli atıştırmalık. Bana bunları veriyorsanız ben daha kişisel şeyler almalıyım. Ben şimdi giderken 5-6 tane abur cubur alırım abi. Onlarla da takılırım orada, yerim içerim. Peki biz kalacak mıyız orada? İlk pes eden. He, benim onu pes ettirmem lazım. O zaman ben kız kaçıran falan olayım. Bulabilirsen al. Daha beni tanımamış oğlum. Biz Sultan Gazi'de büyüdük. Kendine gel, Ümraniye diye konuşuyorsun. Bunları fare mağara falan varmış öyle duydum. Sokarsa donu soksun bana, ne haberi mi sokacak? Fare sokar mı? Sırır, yılan da sokar aslında ama bilmiyorum işte abi. Şimdi arkadaşlar markete geldik. Öncelikle ne alacağımı bulmam lazım ve burada su var. O yüzden bir adet havlu bulmam lazım bence. Güzel bir havlu buldum kendime. Salak Kürşat'ın aklına bile gelmeyecek. Mal ıslanacak öyle duracak, hasta olacak. O yüzden bir tane bundan aldım. Şimdi yiyecek bir şey almam lazım bence. Bir adet kruvasan aldım. Bir adet de içinde bir sürü var ama ben çok akıllı olduğum için koca bir paket alıyorum. Bu bir tane yerine sayılıyor değil mi? Evet. Bu arkadaşlar fillerin en sevdiği şey yani benim de. Bir tane içecek alabiliriz bence. Değil mi abi? Dondurma almak istiyorum ama erir değil mi? Bir tane de bundan alacağım ama hangisini alsam en büyüğünü. Bunu alıyorum. O zaman içecek alalım. Bir litrelik kola alacağım dedi. Ben şimdi arkadaşlar alacaklarımı aldım. Şimdi kasaya gidip ödememi yapıyorum. Bay bay. Evet, alışverişler bitti. Benimkiler tamamen sürpriz olsun istedim ve bundan dolayı hiçbir şeyi göstermedim. Merve sanırım sizlere göstermiş. Evet. Sürpriz olsun benimkiler. Gerçekten görüldüğü zaman tamamen yıkılacak. Ve inşallah bana musalla taşı gibi yapışmaz başıma. Öyle bir yapışacağım ki, hiçbir şeyin tek başına yiyemeyeceksin. Çünkü o kadar güzel planlar kurdum ki. Ben size prodüksiyonun içeriğini de vereyim. Neler var içinde? Su var. Ama bu balık mu abi? Kraker. Balık kraker mi? Yani? Balık kraker mi nedir? Kibrit. Çıra. Çıra. Hadi geçelim. Bir gidelim o adaya. Bakın ben buna neler yapıyorum. Sadece seyredin. Bir gidelim o adaya da ben seni o odaya gömüp geri geleyim. Lan, o kadar kolaydı yani. O kadar da kolay ki. Beni bağırttırma milletin içinde. Bu ne abi? O sizin sürpriziniz. Havuz mu? Şişme havuz. Yok artık ya. Neye benziyor bu? Suzay mekine benziyor. Çadır oğlum, çadır görmüyor musun bak. Benim bu çadır. Nasıl senin ya? Benim. Ha versene şunu. Abi Allah'ını seversen böyle bir şey var mı? O çadırı kim kazanırsa. Ne yapıyoruz? Ters kağıt makas yapıyoruz. İkimizden birisi atacak story'i. Önce sen konuşacaksın, sonra ben. Sonra diyeceğiz ki arkadaşlar birimizi seçin. Kabul müsün? Kabulüm. Hazır mısın? Hazırım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. 1-0, taş, kağıt, makas. 2-0. 3-0. Şimdi ben story atıyorum. Benim için daha büyük bir avantaj. Story çekiyorum. Arkadaşlar merhabalar. Elimizde bir tane çadır var ve ıssız adada bir gün geçireceğiz. Sizce hangimiz kullansın? Ben mi? Ben
kullanayım arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen. Ben kullanmak istiyorum. Ne kadar üzülürüm biliyorsunuz değil mi? İki tane etiket bıraktım. Bir saat sonra bakacağız sonuçlara. Çünkü bir saat falan sürecekmiş buradan gitmemiz ortalama. Evet, inişimizi sağladık. Ve burada gerçekten tek başımıza kaldık. Döndük, dolaştık ve nereye geldik biliyor musunuz? Eşyalarımızı çıkartacağız ve işte neler peki, var onunla. Allah'ını, peygamberini seviyorsan bana şunu açıkla kanka. Niye pantolonla geldin? Neden? Buranın biliyorsun bazı kabileleri var. Zimbabwe'den gelmiş, Gana'dan gelmiş. Gana? Evet. Bundan dolayı ben pantolon giyip geldim. Şimdi burada yılan olabilir, fare olabilir biliyorsun. Her türlü şeye karşı kendimi korumaya almak zorundayım. Bunların hiçbirisi bizden daha tehlikeli değil arkadaşlar. Unutmayın, dünyadaki en tehlikeli varlık insanoğludur. Ve aynı zamanda kabilelere karşı biliyorsun, kabile dansını biliyorum. Bunu biliyorsunuz 1440'larda buralarda yaşayan yerlilerin bulduğu, hem yağmur için, denizin dibinde olmalarına rağmen, hem yağmur için hem de yemek için yaptıkları bir danstır arkadaşlar. Havlu! Havlu mu? Cezve. Kahve mi yapacaksınız? Bir tane yediğim için açık paket. Kruvasan! Ben de marshmallow aldım. Açtı. Ben de kabuklu yer fıstığı aldım. Ya ne alaka ya? Ya. Çok mantıklı. Ben niye böyle bir şey aldım ya? Ben tamamen enayiliğe gidiyorum yemin ederim. Uğraşacağım. Bunu ısıtmaya çalışacağım da yakacağım da olacak da. Ölme şey mi? Valla. Ben sandalye aldım çünkü ben keyfime düşkünüm anladın mı? Peki bu sandalyeyi oturabileceğine inanıyor musun? Ben buna kusura bakma da. Ama böyle bir şey yok yani ya. Sandalyeyi kendime aldım. Çalma çırpma yasak dediniz mi? Demediniz. Hadi işte bak. Abi böyle bir şey yok ya. Çalma çırpma yasak değil de yani en azından beraber oturalım diyebilir. Ben ne diyeyim? Çalabilirsin yani şu an boşta. O bakıyor şu an bana. Ben bir tane yer fıstığını indirdim zaten abi, sıkıntı yok. Eşyalarını al, birileri çalmasın. Yemeklerine dokunmayacağım var ya, burnundan getiririm. Hiçbir şey yapmadım. Sandviçim nerede burada? Yer fıstığım nerede? Yok. Almak zorundaydım. Keyfime keyif katarken onu yemek zorundayım. Çadırı atalı tam tamına 40 dakika olmuş. Son 20 dakika haberin olsun. Ve %51 ile Kürşat önde. Kendine çok güvenme aslan parçası. Her an her şey değişebilir. Sultan Gazi'lerin daha bu anketten haberi yok. Zaten o çadırı kazanacağım. Şuraya da kurarım çadırımı. 10 numara takılırım burada. Odadayız. Lütfen bana yardımcı olun. Gidin Kürşat'ın oylamasında bana oy verin. Yoksa ben çadırı alamayacağım ve burada böyle kalacağım malak gibi. Seninle ayrılacağız. İkiye ayrılacağız. Ben kendi hayat şartlarım altında yaşamak istiyorum ya. Pardon. Bütün ada benim. Ben o tarafa gidiyorum. O tarafa gölge gelecek. O tarafa evet. Ben gidiyorum. Hayır. Haberi yok. Orası daha düzlük. Bu tamamen bir taktikseldi. Hiç önemli değil. O tarafa gidiyorum. Arkadaşlar şimdi içeceklerimi gölgelik bir alana koyacağım ki güneşten çok fazla zarar görmesinler. Yanımda bir tane kabuklu yer fıstığı. Marshmallow'um var, bu tamamen keyif. En önemli eşyam. Bunsuz yapamam. Gerçekten hayretler içinde kalıyorum. Ateş yakmak için de mükemmel bir yer buldum bu arada. Burada 10 numara kömürüm de var. Bunun altını cayır cayır yakarım. Acıktın mı? Hazır makarnalarım var. Bunları da yapıp yiyeceğim. Ama evet. Sen bir adet fazla almışsın. Şimdi bu aç köpek gelecek, ben bunu kaynatırken diyecek ki kanka bana da verir misin? Ben biliyorum. Ve ben de bundan dolayı benim yemeğimin musallat olmasın diye abi, sen ona fazladan alayım mı diye. Konuğum ya abi, ayıp olur. Bir de kız. Onun için ona vereceğim yani bundan bir tane. Çalmışsın her şeyi. Çünkü hepsi benim. Kimse ona inanmaz ki, onun nasıl bir yalancı olduğunu herkes çok iyi bilir. Ben bu hayata zaten şans eseri yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış? Ben keyfi bir şekilde geldim. Tatil yapmaya geldim buraya. Oturacağım akşama kadar. Zaten yiyeceğim, içeceğim her şeyim var. Belki keyfi olarak ateş yakarım. Bir romantizm yaparım kendime. Denize karşı. Yani Kürşat ne yaparsa, Kürşat'ın yaptığı her şeyi çalacağım. Zulüm olacağım. Ben şu an burada mutlu olamazsam kimse mutlu olamaz.
benim öncelikle benim mutluluğum önemli. Ben burada kendimi mutlu edeceğim. Ondan sonra belki arta kalırsa Kürşat da yemek yiyebilir. Hiçbir şey alamaz benden. Alırsa eğer burada olay çıkartırım, çingenelik yaparım. Arkadaş geliyor. Yer mi bu? Yok, yemeyeceğim de. Ateşle alakalı yakmam gereken bir şeyler lazım. Bu şeyin içinde. Yani hakkım olan almaya geldim. Senden bir şey almayacağım. Şimdi şöyle söyle, sen aslan parçası, hakkın olan bir şey yok burada. Nasıl yok? Hepsi benim. Ben de hepsi senin değil. Kibrit ver bana bir tane. Zaten zarzor yakacağım. Bir de çırı ben almaya geldim. Ben bunlara el koydum. Benden bunları almak istiyorsan bana yalanmak zorundasın. Köle ol. Böyle bir şey yok abi ya. Sana bir tane kibrit çöpü bile vermem. Bu lafları asla unutmayın. Devran nasıl dönecek hepiniz göreceksiniz. Hiçbir şey olmaz. Gerçekten artık ticaret yapmanın vakti geldi. Aslına bakarsan bu lafların üstüne kesinlikle bunları söylememem gerekiyor da. Kendime bir tane makarnex alırken kendi hakkımdan bir tane de sana makarnex aldım. Bak bunu bilmiyordun. Sen 5 tane malzeme almıştın. Evet. 6 tane aldın o zaman. Ama bir tane de onu alayım. Dedim çünkü dedim ben bana boğazma teptirmez onlar tek başına dedim. Bak böyle eğer sana bak, da aldım. Bak eğer böyle benim huyuma gidersen biliyorsun bak hemen nasıl yumuşayacağımı biliyorsun. Ver gözünü gez bütün alem. Çekemez konuşur el alem. Delikanlı görsün bu mahalle. Delikanlı alem görsün bu ada. Yani gerçekten ben değilim bu arada o. Delikanlı o. Benim delikanlı. Yapacağım makarnadan sana da vereceğim söz. Dur. Hadi ya, hadi gidin makarnamı yapacağım hadi ya. İki paket var zaten. İki paket ya. Dur. İki paket var zaten be. Dur bir bakayım. Zaten iki paket var içinde. Bekle. Terbiyesize bakar mısınız? Ne oldu? İsraf mı etmeyeyim? Evet. He? Doğayı kirletme diye. İsraf etmeyeyim diye mi? İsraf etme diye. Al. Bu kadar tırıyor. Gel abi gel gidelim. Bak gerizekalı sana yok ki. Ben ona makarnayı vereceğim. Tatlı değil, yılanı deliğinden çıkartır, unutmayın. Abi yeter bu kadar, valla ben bu kadarla yakmayı başaracağım, valla. Ben niye hep eziyet çektiğim videolar çekiyorum ki? Ama çok da hoşuma gidiyor eziyet çekmek. İyi bir şey kaldırmaya da korkuyorum ya. Vallahi içinden ne çıkacak belli değil ya Allah'ım. Kömürleri ortaya alıyorum, ben çok şanslıyım, burada kömür buldum. Yemin ederim var ya deli şans, deli deli. Üstüne birazcık almış olduğum şu ateşle hepsini yakmayacağım. Çünkü bu köpeğin ne yapacağı belli olmuyor ya. Gelir söndürür, mündürür ateşimi. Bu çıra böyle bir şey değildi ya. Çıra tahta değil miydi abi? Ne bu böyle? Bunun içine döküyor muyum böyle? Ay! Yüzüme bir şey kondu. Sırtı da mı yürüyor? Abi ne diyorsun ya? Şimdi geldik zurnanın zart dediği yere. Kibriti nasıl tutuşturacağız abi biz bunu? Hayatı tutuşmayacak be. Vallahi çaktırma. Bu gerizekalıyı uğraşsın dursun kibritle. Şimdi bunu asla ve asla söndürmememiz gerekiyor ki ben burada aç kalmayayım çünkü vallahi cayır cayır yaktık abi ha. Sabahtan beri Kürşat'ı izliyorum. 1,5 saattir orada ateş yakmaya çalışıyor. Daha benim gücüm bilmiyor arkadaş. O yüzden ben onu ateş nasıl yakılırmış öğreteceğim hemen. Öncelikle arkadaşlar kendimize tahta toplamalıyız. Tahta yani dediğim sopa, çıra. Ne diyorsanız artık buna hemen toplayalım. Şansımı görüyor musunuz? Şansımı. Bıçak. Kendime bıçak buldum. O yüzden hemen bu şekilde kendime odun toplayabilirim. Size mangal yakmak baba mesleği. O yüzden ateş yakmayı çok iyi bilirim. O şimdi az odunla yaktı ateşini. O yüzden hemen sönme ihtimali var ve çok rüzgarlı bir bölgede. Ben tam yerine geldim. O yüzden çok odun toplayıp daha büyük bir ateş yakıp sonra Akdeniz akşamlarını söyleyeceğim. Ben Robinson Crusoe'm, o cuma arkadaşlar. O yüzden zaten siz aradaki farkı görüyorsunuzdur çok net bir şekilde. Ben hemen uyum sağladım adaya. Survivor, Exatlon falan bunlar boş iş arkadaşlar. Asıl ada yaşamı böyle olur. Ben Survivor'a katılsam adayı birbirine katar sonra elenirim ilk hafta. Buradan Acun Ilıcalı'ya söylüyorum. Ratinglerin yükselmesini istiyorsan, Survivor'ın başka bir boyut kazanmasını istiyorsan Merve Yalçın'ı bir dahaki sene Survivor'a çağır. Ama orada saçım akar benim ya. Tırnaklarım dayanmaz. O yüzden benlik değil. Ben çadırımı aldım. Bakayım. Çünkü sonuçlar gerçekten beni gösteriyor. Bir saatlik bir dilimde toplam 30 bin oy kullanılmış ve 400 fark ile ben kazandım. Sen onu nereden buldun ya? Bırakmış biri buraya. Yemin etsene. Sen çok şanslısın biliyor musun? Ha, ama çadır benim olamadı. Ama benim kadar şanslı değilsin. Juan Kürşat yazıp siz de beni takip edebilirsiniz bu arada arkadaşlar. İsmim Juan Kürşat. Abi bu kaç katlı ya? Sizin verdiğiniz oylarla gerçekten bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Ve gerçekten gelin şöyle bir içine girelim. Villa. Yemin ederim. Gerçekten.
o kadar ve o kadar iyi ki. Şurada yatmanın verdiği mutluluğu hiçbir şey vermiyor. Merve geliyor. Vallahi geliyor. Gemi gibi. Koltuğumu aldın zaten. Ben de gelebilir miyim? Yalan konuşmuyor. Hiç mi? Bakarız duruma göre. Çok sıcaklarsa, başına güneş geçerse... Kanka hafif sen sanki başım dönüyor. Sinekliği falan da var içeride yani. 10 numara. O kadar da güzel ki. Şu an ateşim hala cayır cayır yanıyor. Cayır cayır yanmak bu olsa gerek. Ateş çakmayı göstereyim mi? Gel ve izle sadece. Çakmağım var. Çakmak kullanabilirim. O da kullandı. Kullandı mı? Bak işte. Gerçekten çok başarılı bir şekilde yakmış ateşi. Kürşat kendi ateşiyle noodle'ları yakamayacağı için ona güzel bir ateş yaktım çünkü o da bana noodle almış. Senin çadıra ne olmuş? Ben de zamanında kampçılık yaptım ama izciyimdir bu arada. İzci selamını da bilirim. Doğru mu? Evet. Ya suyumuz kaynıyor ya. Ama bu yetmeyebilir bu sıcak. Merve'ye götürebilirsin ciddi anlamda. Komşuluğa geldim. Birazcık da zorunluluktan sanki. Çünkü sanki olmayacak gibiydi birazcık. Boş boşuna Merve Yalçın'ı getirmedim buraya. Merve Yalçın bu işin piri. Al biri senin biri benim bak. Vallahi. Gerçek söylüyorum valla. Birini sana aldım, birini bana aldım. O sandviçten bana ayırdın mı bu kanka bu arada? Ayırdım. Gideyim eşyalarımı alayım, gideyim orada. Merve'den çalmış olduğum hamburgeri yiyorum ice'imle beraber. Görüyorsunuz su böyle kaynatılır. Burada baharatlarımız ve... Peki içinden var. Kaşık çıkıyor mu onun? İçinden kaşık çıkmadı. Ben bir yolunu bulurum. Bu arada çöplerimizi yerlere atmıyoruz. Doğamızı kirletmiyoruz. Ama yetmedi bu, ne yapacağım? Bu arkadaş benden sürekli faydalanıyor. Normalde ben olmasam 4 saattir buradayız. Bu çoktan pes etmiş, evine gitmiş yatıyordu. Niye pes edeyim ki? Kendin bir şey yapamıyorsun çünkü, beceriksizsin. O yüzden bence bunu puanlama usulüne falan çevirelim. Çünkü gerçekten bu bensiz bir şey yapamazdım burada. Ben tutuyorum o zaman skoru. Evet. Baksana, git şuradan toplasana şunlardan. Fıskür şat. Fıskür şat. Fıskürşat mı? Fıskürşat. Ya fıskürşat ne ya? Korkuyorum evet. Yalan mı söyleyeyim? Benim makarnam olmuş arkadaşlar. Lan neyle yiyeceğim? Şimdi biz eve gör. Bu kız aç kalmaz ya. Vallahi aç kalmaz. Vallahi billahi bu kız aç kalmaz ya. Baba tırnağını nasıl kullanıyor bak. Sürekli bir tırnağım var zaten. Nasıl tırnağını? Pisliğe bak nasıl yiyor. Afiyetle afiyetle. Suyumun ısınmasını bekliyorum. Yapacak bir şey yok. Senin suyun çoktan ısındı da. Neyse. Dedim ki bu güneşten korunamayacak. Onu da düşüneyim, onu da getireyim dedim. Tabii bana burada yaptığı haksızlıkları siz gördünüz. Ama ben ona güzel bir şapka getirdim. Yakıştı mı harbiden? 10 numara. Canlı gece karısı binnaz. Esnaf karısı binnaz. Kumarcı karısı binnaz binnaz. Şapkamı düşürmüş arkadaşlar, bağırıyor oradan. Çocuk gerçekten beceriksiz, önde gideni. Bak göreceksin. Vallahi öyle bir uçtu gitti ki. Oha! Yani arkadaşlar görüyorsunuz, ne ateş yakabiliyor, ne yemek pişirebiliyor, ne çadır kurabiliyor, ne hayatta kalabiliyor. Bir de gidiyor üstüne şapkamı da düşürüyor. Çok haklı, vallahi çok haklı. Ben niye buradayım acaba ya? Bilmiyorum. Genel ama... puanlamamız ne üzerine olacak? 10 üzerinden 1. Hayır. Hayatta kalma. Evet. Doğru ekipman seçebilme. Evet. Ateş yakabilme, yemek yapabilme ve kendine sahip olabilme. Doğru. Bunlardan hangi birini yapabildin? Ha bir de çadır kurma var. Bir de doğru ekipman bence, bir tek oradan. Yemeği aldı, o da çatal kaşık yok. Şimdi bakın ben o yemeği nasıl yiyorum, seyredin. Onu cidden sokacağım mı içine? Temizleyip sokacağım. Neyle temizleyeceksin? Cifle mi? Merve'nin bana yapmış olduğu kaşıkla ben yemeye çalışıyorum. Çok da başarılı bir kaşık değil bence. Yemeğimi yedim. Artık gerçekten dinlenmem gerekiyor. Ya hayır ya! Ya abi sen de beni galyana getirdin resmen ya. Hadi içine bak! O zaman yapacak tek bir şey kaldı, özür diliyorum. What can I do? I just wanna taste of you, my sweet pisco sour. Biraz hafiften sıkıldım hani. Gerçekten hiçbir boka yaramıyorsun Kürşat. Ne boka yarayacağım? Benim. Güneşleniyorum 10 numara baksana.
Geldiğinden beri oturuyor burada arkadaşlar, ne oldu? O değil var. Keşke bir tane deniz şortum olsaydı şu an içimde ya. Tamam, girmemiz olmaz mıydı? Olurdu, vallahi bir girilirdi. Ufak bir denize girme muhabbetim oldu ama giremedim. Çünkü su birazcık soğukmuş. Bir de altımda baksıyla girmeye utandım. Ne var ya? Benim şapkam mı uçtu? Benim suçum günahım yok, yemin ederim. Ya ben onu Berçika'ya indirmiş ellerinden almıştım ya. Diye ikisini iki şapkamı da uçurdum, mutlu musun? Ben mi uçurdum dedim? Senin videoyu çeken kim uçtu? Ben uçurdum yani, ha öyle mi? Evet bu uçurdu. Burada direkt söz veriyorum. Videoyu, şapkam uçtu gitti. Söz veriyorum, sana bir tane şapka alacağım. Yemin et. Valla söz veriyorum. Kur'an Musab çarpısında. Ya vallahi billahi tamam, yemin olsun be. Ama iki tane uçtu. İkisinin fiyatına eşdeğer olsun. Tamam, ne kadar ki bir şapka? 120 TL. Bir tane şapka. Uçan şapkam 120 TL'ydi. Almıyorum. Yok, şapka mafka almıyorum. Alacaksın. Yani 120 TL ya. Gel seni Ümraniye götürürüm. 6 çeşit şapka alayım sana. 6 çeşit. Aynısından farklı farklı. Bulursan olur. Valla. Olur. Tamam, okey. Ben sana 6 çeşit tane bulacağım. Tamam. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kim kazandı? Sen. Evet. Ben kazandım. Ben kazandım. Şimdi bazı şartlarımız vardı biliyorsun. Böyle kolunu falan sıkma. Hayatta kalma, ateş yakma, çadır kurma, araç gereç, bir de doğaya karşı uyum, değil mi? Şimdi ben doğaya karşı uyumlu muyum? Hayır. Ateş yakabiliyor muyum? Hayır. Sen yapabiliyor musun? Evet. Peki doğaya karşı uyumlu musun? Evet. Çadır kurabilir misin? Evet. Hayır, kuramazsın ki. Kurarım. Kuramaz mıyım abi? O sabitledi çadırı. Tamam, peki. Hı. Araç gereç getirdin. Evet, onları da her türlü. Ben de getirdim orada. Ama yapamadın. Arkadaşlar gerçekten hiçbir şeye yaramadım. Tamamen gelmişim burada bir tatillik mekana gelmiş gibi geldim, takıldım. Merve Yalçın'a kanalıma geldiği için tekrardan çok teşekkür ederim. Merve Yalçın'ın YouTube kanalını ve Instagram hesaplarını da aşağıdan direkt olarak bulabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, Johan Ali'si. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.